Kansızlık nedir? Kansızlığa iyi gelen besinler nelerdir? Kansızlığı önlemenin yolları nelerdir? Hangi hatalar bizi kansızlığa götürmektedir? Evet, günümüzde bu ciddi bir sorun haline geldi. Çoğu insanın önemsemediği bu hastalık zamanla ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Sizlere bu videomuzda bazı bitki isimleri vereceğiz. Bu bitkileri kullandığınızda kansızlık sorununuzu büyük oranda giderecek. Ama onun öncesinde kansızlık sebebi nedir? Bunu bilmek ve ön tedbir almak daha doğru olacaktır. Kansızlık nedir? Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, etrafınızdakiler solgun göründüğünüzü söylüyorsa, saçlarınız bile artık eskisi gibi canlı değilse dikkat edin. Sorununuz kansızlık olabilir. Halk arasında kansızlık olarak bilinir ve kan değerinin düşmesi anlamına gelir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda, kadınlarda ve yaşlılarda gözükmektedir. Peki kansızlık neden olur? Yorgunluğunuzu mevsim değişimine ve havaya bağlamayın. Kansızlığın altında birçok neden yatar. Kansızlık günümüzde basit bir hastalık olarak algılanabilir. Ancak kansızlığın başka bir hastalığın işareti olabileceğini asla unutmayın. Gerekli tedbirler yaptırılmalı. Kansızlığın nedenleri şunlar olabilir. Yanlış beslenme, demir, folik asit ve B12 alımında eksiklik. Genetik hastalıklar, Akdeniz anemisi, ortak hücre anemisi gibi hastalıklar. Kan yapımında etkisi olan kemik iliği, karaciğer ve dalak hastalıkları. Enfeksiyon ve çağımızın en büyük hastalığı gibi rahatsızlıklar. Mide ve bağırsak sorunu nedeniyle eksilen demirin yerine takviye edilmemesi. Evet, bitkilere birazdan geçeceğiz ama onun öncesinde kansızlık belirtileri neler olabilir? Bu sorunun da cevabına bakalım. Kansızlık belirtileri aneminin tipine, ciddiyetine ve kanama, mide ülser, adet problemleri gibi altta yatan sağlık sorunlarına göre değişebilir. Altta yatan sorunların spesifik belirtileri genellikle kansızlığa bağlı belirtilerden önce fark edilebilir. Vücut aynı zamanda kansızlığa bağlı erken belirtileri telafi etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Kansızlık hafifse veya uzun bir süre içerisinde yavaş bir şekilde gelişirse herhangi bir semptom fark edilmeyebilir. Birçok anemi tipinde ortak olan semptomlar şunlardır. Kolay yorulma ve enerji kaybı. Özellikle egzersizde olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ciltte solukluk, bacaklarda kramplar, uykusuzluk. Ve şimdi gelelim kansızlığı gideren besinlere. Öncelikle İbrahim Saraçoğlu'yla kansızlığa iyi gelen yiyecekleri aktaralım. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun kansızlığa iyi gelen çeşitli kürleri son dönemde çok ilgi görmekte. Kürlerin yanı sıra kansızlığa iyi geldiği açıklandığı bazı besinler var. Bu besinler ciğer, ısırgan otu, üzüm, dut, arslan pençesi, kereviz ve ıspanak gibi sebzeler. Şimdi diğer besinlere geçelim. Tahıllı besinlerle beslenmeye dikkat edin. Peki bunlar hangileri? Pirinç, buğday, çavdar, mısır ve yulaf kansızlığa iyi gelmektedir. Demir içeren özellikle ürünleri çok tüketmeye dikkat edin. Peki demir hangi besinlerde var? Kırmızı et ürünleri, ıspanak, pazı, pekmez, balık, elma, tavuk ve yeşil yapraklı sebzeler. Deniz ürünlerinden asla uzak durmayın, onları da düzenli bir şekilde tüketmeye gayret edin. Hangilerinde var? Hamsi, sardalya, istiridye, uskumru, midye, karides, ton balığı, balık yağı ve somon. Evet, baklagiller de sofranızdan eksik olmasın. Peki hangileri? Nohut, mercimek, iç bakla, kuru fasulye ve barbunya. Ve sebzeler. Sakın sofranızdan eksik etmeyin. Genellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, brokoli, bezelye, yeşil biber mutlaka tüketmeye gayret edin. Peki meyvelerden hangilerinde demire iyi gelen, kansızlığa iyi gelen besinler mevcuttur? Karadut, böğürtlen, çilek, portakal, yaban mersini, muz ve frenk üzümü. Ve şimdi gelelim belki de çoğumuzun tüketmeyi çok sevdiği kuru yemişlere. Fındık, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru incir ve kuru erik kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer almaktadır. Şimdi
içeceklere geçiyoruz. Hangi içecekler kansızlığa iyi gelir? Öncelikle pancar suyu. İçeriğinde bol miktarda demir barındıran pancar kansızlığa iyi gelir. Pancar suyu malzemeleri şöyle olmalı. 1 adet pancar, 1 bardak su ve 1 adet havuç. İlk olarak pancar ve havucu mikserden geçirin. Üzerine suyu ilave edin ve köpüklenene kadar bunu karıştırın. Hiç beklemeden de karışımı içmeye gayret edin. Bir başka faydası olan besinimiz turp suyu. Yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesini sağlayan turp suyu, kansızlığa karşı doğal bir savunucudur. Turp suyu nasıl hazırlanır? Bunun için 2 avuç dolusu ıspanak lazım, 4 dal tere, 1 bardak su ve 4 tane turp. Peki nasıl yapacağız? Kullanacağınız sebzeleri ilk olarak meyve sıkacağından geçirin. Üzerine suyu ilave edin ve karıştırın. Kahvaltıdan önce tüketilmesi önerilmektedir. Bir başka suyumuz böğürtlen suyu. Kırmızı meyvelerin kansızlık tedavisinde oldukça önemli etkileri var. Böğürtlen suyu malzemeleri olarak da şunlar gerekiyor. 1 adet elma, 4 adet çilek, yarım bardak su ve 3 adet böğürtlen. Çilek ve böğürtlenleri mikserden geçirin. Bu esnada elmaları dilimleyin ve diğer malzemelerin içerisine ekleyin. Son olarak suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayın. Sabah öğünlerinde bunu tüketmeye gayret edin. Ve faydası olan bir başka karışım, pekmezli karışım. Evet, kansızlık tedavisinde en çok önerilen besin pekmez. Her sabah aç karnınıza bir kaşık pekmez yiyerek kansızlık tedavisine başlayabilirsiniz. Pekmezli içecek hazırlamak içinse 3 yemek kaşığı pekmezi 1 su bardağı soğuk suyun içerisinde karıştırın. Üzerine yarım limon sıkın, karıştırın ve afiyetle tüketin. Devam ediyoruz. Kansızlığa iyi gelen 5 bitkisel çözümü şimdi sizlere aktaracağız. 1 litre suyun içerisine 2 yemek kaşığı kıyılmış ısırgan otu koyun ve kaynadıktan sonra süzerek sabah ve akşam birer bardak bunu tüketmeye gayret edin. İkinci bitkisel çözümümüz. 1 litre suyun içerisine 2 bardak dolusu siyah kuru üzüm ve 1 yemek kaşığı kına bitkisinden ekleyip kaynadıktan sonra günde 2 öğün yarım çay bardağı olarak için. Üçüncü karışım. Yarım litre kaynamış süte ılıdıktan sonra 2 adet yumurta sarısı ekleyin. Tatlandırmak için 2 çay kaşığı kakao ekleyerek karıştırdıktan sonra 2'ye bölerek günde 2 defa bunu içebilirsiniz. Dördüncü karışımımız. İyice temizlenmiş ıspanak yaprağı, kereviz yaprağı ve maydanoz iyice temizleyin. Bunları kaynattıktan sonra soğumasının ardından süzün. Günde 3 defa birer çay bardağı olarak içebilirsiniz. Ve beşinci karışımımız. İyice yıkanıp temizlenmiş pancar suyunu da katı meyve sıkacağı yardımıyla kaynatmadan meyve suyu gibi içebilirsiniz. Biraz önce sizlere zaten bahsetmiştik. Evet, bunları kullandığınız takdirde kansızlıkla ilgili sorunlarınıza ciddi anlamda çözüm bulacaksınız. Önemli olan kansızlığı oluşturan etkenlerin önüne geçmek için videomuzun başında aktardığımız sebeplere dikkat etmeniz gerekiyor. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.